bendeniz ise şaşıp kalmış bir çare, belki divane gibi ne olduğumu, nerede bulunduğumu bilmeyip duruyor idim. Hüda razı olsun Şeyh Celal bana dikkat edip, gel oğul, yüzünü gözünü yıka, yorulmuş isen tazelenirsin diyor, beni çeşmeye davet etti. Gerçekten de sudan sonra aklım fikrim hayli rahat buldu. Kızlar ikinci bölmeye geçtiler. Şey yine ben dahi vardım. Şu bölmede sofra koyulmuş ve aş hazırlanmış idi. Bölmenin etrafı kırmızı deriden yumuşak setler ve yastıklar ile donatılmış idi. Et, pilav ve türlü yemişlerden yiyip hepimiz çekilip setlerde oturduk. Mezkür iki ihtiyar İslam usulünce bölmeyi süpürüp çıktılar. Yanımda bulunan pencereden dışarı baktıkta gördüğümden bir kat daha hayran olduk. Ulu ve meydan togay, yani büyük ve geniş bir çimenlik. Her taraf yüksek ve ormanlı dağlar ile çevrilip kuşatılmış. Dağların üstü gümüş ile ziynetlenmiş, ak taç gibi karlı ve buzluydu. Lakin yüksek, gayet yüksek. Dört tarafı karlı dağlarla kuşalmış cennet gibi bir topraklıkta bulunduğumuzu gördüm. Dağlardan gözümü alıp aşağı dikkat ettiğimde gördüm ki Togaylık meydanı, yani çimenlik alan, bağ, bahçe ve gülistan ile hisse hisse olmuş ve bunların aralarında gümüş maden gibi pınar ve gözlü sular, kaynak suları akıyorlar. Bahçeler arasında görülen taş binalı köyler ve yeşil bahçeler içinde göğe doğru süzülüp çıkmış ince ince apak Arap usulü minareler, acayip birer resim idiler ki tamam tarifine kudret-i kalemiyem yetişmiyor. Gördüğüm ülkeye baktıkta kaldım. Türkistan'da Zerefşan, Frengistan'da civarı Paris gayet hoş ve güzel yerlerdir. Ama bunlar başka, Darül Rahat daha başka. Bu ülkenin geliştiği ne kadar bürdeyi yanımda bulunan Feride Varun'a sual ettiğimde, sizin Türkistan hesabınca tarif edecek olur isek, boyu 3 saatlik, eni 2 saatlik bir meydandır diye cevapladı. Rica ederim bu latif ve acayip ülkenin tarihi hakikiyesini beyan buyurun. Merak ve heves ateşlerini yanmaktayım diye gözlerimi köterek kızlara birinci mertebe ilk olarak dikkat ettiğimde çoğu emsalsiz güzel olduklarını gördüm. Feride Brown'un söze başlayacak ordu cümlemiz dinlemeye hazır olduk. Çünkü bu ülkenin adeti hükmünce alim ya ki alime bir kez tarih ve kıssa söyleyecek ise vakayı hakikiyede ayrılmayıp özü inşa ettiği manzume ya ki kemaline göre bir usul ve edebiye ile naklediyor imiş. Feride Banu söze başlayıp dedi, atalarımız Kuzeybatı Afrika'da fetih bayrakları açıp geri çekilme nedir bilmeyip Endülüs kıtasını fethetmişler. Çalışma, gayret ve nizam ile umum kıtaya hükmedip, ulu beldelerde binlerce kariyelerde mesut ve bolluk ile ömür ve maişet kılmışlar. Endülüs aleme dershane, özleri emsal ve muallimi cihan olmuşlar. Bahtiyarlık ve mesudiyetin dalaleti olan şiir, ebiyat ve negamat, ülkenin bir başından bir başına kadar yayılıp, ulu dağların ikinci tarafında bulunan frenkleri, gaflet uykusuyla uyandırmıştır. Mesut insanlar hüdaya münacat makamında sevinç ile şükrederler. Şu zamanda frenkler şadlık ve negavatı küfür bilip İslamların maişeti bahtiyaranesinden hayran kalırlar idi. Ama nerede atalarımızdan emsal alıp göz kaldırıp dünyaya bakıp nimet-i maişetten lezzet ala başladılar. Çalışma ve gayret ile mesut, müner ve sanayi ile namla, ilim ile münevver, korkusuz cesur atalarımız dünyaya nam verip 500 sene Endülüs'te hüküm ve saltanat etmişler. Lakin hikmet ve kalem-i hüda insan aklı ile hesap olunmaz. Aşıp olanın sonu da olacaktır. Her şey aslına rücu edecektir. Baki ancak bir Allah'tır. Büyük devlet, hoş ülke, meşhur Endülüs parlak ve namlı zamanını geçirip Darül fani tabiatınca bozgunluk ve inkıraza yol tuttu. İnsan işi, insan tertibi baki olamaz. Çünkü varlık ve yokluk, terakki ve tedenni sebepleri öz içimizdedir. Yok olmamıza sebep olan ağır ve zehir, can saadetimize sebep olan kuvve-i maneviye vücudumuzdadır. Doğruluk ve nefsaniyet, hakkaniyet ve zulüm, merhamet ve gaddarlık, tembellik ve gayret, uluma, muhabbet ve cehalete meyil, yiğitlik ve alçaklık,
Bahadırlık ve korkaklık hep insanlara mahsustur. Şöyle ki iş bu hallerin hangisi galip ise cemiyeti beşeriye ona göre tertibi maişet eder. İnsanlar güzel ahlaklı, hoş kılıklı iseler cemiyet ve heyetleri ömürlü ve devamlı olup terakki eder, selamet ve saadet hal olurlar. Ama aksi sırada içten çürümeye başlamış elma gibi derece derece dağılıp yıkılmaya yol tutarlar. Eyvah! Geçen gün sahip olanlar bugün kul ve hizmetçi olurlar. Bahadırlar yerine korkaklar yetişir, ehli insaf postuna alçaklar geçer, perde-i cehalet ulemayı setreder, tembellik gayreti zapt eder. Bu halı yetişen halk ağlasın, kanlı yaşlar döksün, solu harap ve acınacak haldir ki kar topu gibi eriyip dağılıp gidecektir. 300 sene kemal-i şöhret ile, nam ile devam ve saltanat edip devlet-i Endülüs ahirisi gayri yola bindi. Efkarlar, adetler ve hissiyatlar yavaş yavaş değişmeye başladı. Tuğyan, tembellik, kaygısızlık, kibir, kin ve tefrikal yılan ağrısı gibi vücudu devlet ve milleti çürütmeye başladı. Hasta ağaçta sağ meyve olmaz vefasınca adaletsiz kadılar, akçaperver, paragöz valiler, aklı noksan ve gayretsiz hükümdarlar zuhur edip, fitnebazlar ulemaya, hoş yalan söyleyenler sadık bendelere, nefsine düşkünlük ve çıkarcılık toplumun yararlarına, riyabazlık ve gösteriş namazları amel-i hayriyeye ve milletperverliğe galip geldiler. Bu zehir 200 sene Endülüs'ün vücuduna işleyip hararını getirdi. Bir devlet 3-4 idareye münkasım olup birbirleriyle iddia ve muharebeye tutundu. Şehir şehir ile, vilayet vilayet ile aks ve düşman düştü. Birbirine kanlı çukurlar, namsız, şanssız kabirler hazırladıklarını bilmez oldular. İnsan işi bu ya. İnsanlar arasında zuhur eden ittifaksızlık ve fesatta istifade ederek şu zamana kadar mağlup ve talihsiz bulunan Hristiyanların hükümdarı Ferdinand, hilafetin umur ve işine müdahaleye başlayıp ülkeyi bir kat daha düçar-ı fesat eyledi. Endülüs'ün devamı 500 seneye vardı. Çöküş zamanına 40-50 sene kaldıkta sonu ne olacağını anlayan adamlar oldu ise de ne fayda? Bu bilenler az idiler ve bunların sözüne kulak veren daha az idi. Çünkü bilenler hakikat-ı hali beyan ediyorlar idi. Hakikat-ı hal ise acı ve ağu idi. Kutsalmış Kastin kralı hilafetin Haydi beldelerini istila ederek Vernata'ya dahi hücumat tedarik ettiği malum olduğu halde 889 sene-i Hicriye'de miladi 1484 Halife Ebu Abdullah-u Zagay zamanı saltanatında hükümet ve taht dava eden Abdullah-u Sagir'e mukabele etmek ile beraber Kral Ferdinand'ın tedarikine karşı tedavir lazım gelip bir gün Elhamra Sarayı'nda bu hususta büyük meclis vaki oldu. Eğer karşı koymaya çare ve kuvvet kalmayıp beldeyi Ferdinand'a teslim etmek gerek olur ise çoluk çocuğun ahvali, durumu nasıl olur maddesi müzakere olundukta bunlar için mahsus bir yol ve geri çekilme ve güvenlik sağlanması gerekli görüldü. Granada beldesi ve Elhamra Sarayı civarında ayak ve at ile geçilmez Sierra Nam karlı dağlar olduğu malumunuzdur. Bu dağın dibinde tünel kazıp ikinci tarafa mestur gizli bir yol açıp Balaçaga'yı gerektiğinde çoluk çocuğu bu yol ile dağ ikinci tarafına kaçırıp sonra gemiler ile mağribe geçirmeye meclis karar verdiği halde Canibi Sudan'da yani Sudan taraflarında özel olarak 40 esir getirilip saray içinde dağ dibine tünel kazınmaya başlandı. Meclistekilerden başka bu işten kimsenin haberi olmayıp 20-30 sene geçtikten sonra bu bilenlerin dahi haylisi vefat edip tünel tamamen gizli kaldı. Ancak halife bulunan zat ve yaşlı bir bahçıvan bu yolu biliyorlar idi. Elhamra Sarayı'nda Vaki Hızlar Köşkü dibinden inip geldiğimiz yol işte bu tüneldir. Yolu kazıp diyarımız olan iş bu çimenliğe çıktıkta gayet zor, büyük olup ikinci tarafa yol açmak belki imkansız olduğundan Cenab-ı Halife bu kadar ile durmuş yetinmiş. Sudanlıdan ülkelerine geri gönderilip azat edilmişler. Şu arada muharebeler zuhur edip bu yola dikkat etmeye vakit ve mecal kalmamış. 1491 sene-i miladiye Granada'nın ve Endülüs'ün sene-i ahiresidir, son yılıdır.
şu sene Hükümet-i İslamiye'nin son mekanı olan Elhamra, İspanyol zaptına düşüp halife bulunan Abdullah-ı Savmir, taht ve hükümetini Kral Ferdinand'a teslim etmiştir. Açlıktan imkan bulmayıp ve Ferdinand'a vaat ettiği imtiyazlara inanıp Kurtuba, Malaka, Kadıs, Valencia'dan sonra Granada'yı teslime mecbur oldu. Şu günleri görüp yazanların nakline göre neler olmuş neler olmuş. Kral Ferdinand'ın askeri günden güne ziyadeleşip Granada'yı tamamen muhasereye almış. Şehre girmek çıkmak mümkün olmadığında ehli İslam açlıktan müşkül hale gelmiş. Muharebenin terk olanın ümidini kaldırmamak için İspanyollar şehrin civarında Santiago Nami ile taştan bir şehir bina edip Granada'yı almadıkça hiç kaçmayacaklarını, hiç geri dönmeyeceklerini belli etti. Kral Ferdinand ve kadını Isabella mezkur bu şehirde taht kurup sakin oldular. Bu halde ehli İslam gayet mükedder, kederli ve mazlum düşüp acizleşip ne yapacaklarını bilmez hale geldi. Halife sarayında vaki olmuş bir mecliste İstanbul'a elçi yollayıp Devlet-i Aliye-i Osmaniye'den imdat ve yardım talep etmeye karar verildi. Ama ne fayda ki şu esnada padişah savaşta bulunup denizde yeterli derecede kuvveti olmadığında Endülüs'e bir türlü yardım edememiş. İspanyol hükümdarı ne kadar büyük kuvvete malik idi ise de Arapların nusret ve şecaatlerinden haberli bir adam olduğunda akça ve fitne ile iş görmeye gayret ederdi. Aralarına fesat ve casus düşmez ise elde kılınç işte iman olarak ya Allah ile meydana çıksalar her birinde 40 gayret, her biri bir aslan olduklarını biliyor idi. Bu halde ahaliye nameler yazıp eğer teslim olsalar her türlü rağbet ve muhabbet edeceğini ve aksi halde taş taş üstünde kaldırmayacağını beyan edip hayli nefs hor adamları akçe ile öz tarafına çekiyor idi. Cesareti eksik, kemaletten bir behre kalmış ahir son halife Ebu Abdullah-ı Sahir, devlet işlerinden ziyade öz nefsini ve malını korumak fikrinde bulunup, ahaliye bildirmeyip Kral Ferdinand ile müşavereye tutuşup, şehrin teslimi sonunda ahaliye ve öz hanedanına dair mukavelenameler akdetmekteydi. Ahali halifenin işinden habersiz ise de düşmana çare ve mukavele edemediğinde narazı olup Elhamra Sarayı'nı basıp ikinci halife saylamak efkarında idi. Lakin girişimi başlatan komutan gecelerden bir gece ortadan kayboldu ve halk başsız kaldılar. Ahaliden ve devletin ileri gelenlerinden hayli adam şehrin teslimini tercih etmekte idi ise de ekseriyet muharebe ve müdafaa istiyor idi. Elhamra Sarayı'nda vaki olmuş bir mecliste teslim ve müdafaa meselesi müzakere olundukta Cenab-ı Halife muharebeye çare kalmadığını beyan ettikte vezirleri sessiz kalıp ancak serdarlarından bir hamiyetkar, hamiyet sahibi vatansever Musa bin Ebul Gazan çıkıp ''Hayır sultanım, savaşa çaremiz vardır. Düşmana teslim ile can ve malımız emin olmaz. Esir ve kul olduğumuzu, gözümüz yağma ve garet olduğunu malımız görecektir. Düşman kılıcından korkan bu gözlerimiz, kadın ve kızlarımızın onların kucağında ve işret meclislerinde şarap kadehleri dolduklarını görecektir. Mukavelenameye mi amel ediyorsunuz? Teslim olan beldelerin halinden ibret almalı. Bunca senelerden beri besledikleri buz ve adavet Granada'yı aldıkta mı sükunet bulur? Hele birliğimizi bozup Granada'ya sahip olsunlar, başımıza ne işler ne belalar getirirler görürsünüz. Granada hükümetinde 3 milyon İslam ahalisi olduğu halde düşmana öz elimiz ile özümüzü esir etmeye neden zor ve mecbur doluyoruz? Bize vacip olan son ve ahir nefese kadar millet ve yurt uğrunda gayrettir. Cenab-ı Hakk'ın inayeti çetin günlerde yetişir. Bu yolda can ve baş feda etmek ve namus ile dünyadan göçmek, namussuzluk ile varıp düşmana esir olmaktan bin mertebe lezzetli ve şereflidir, dedi ise de mecliste bulunanlardan hiçbiri Musa'nın gayretinden ibret almayıp başlarını aşağı verip sükutta bulundular. Her nasıl ise meclis şehre teslim edilmesine karar verdi ve mahsus elçi ile Ferdinand'a ve Isabella'ya haber yollandı. Rivayetlere göre Kral Ferdinand bu haberi alınca gayet ziyade mesrurlanıp oldukça sevinip Araplar evvelki Araplar değil imiş. Alçaklanmışlar, teslim olurlar diyor, hiç zannetmiyor idim demiş. Serdar Nusra saraydan çıkıp şehirde yurduna geri dönüp öz hanedan ve
tevabiini toplayıp vedalaşıp şehir teslim oldukta selamet yolunu nasıl bulacaklarını yaşlıların birine ifade ve telkin edip evvela dinden, ikinci ilim ve marifetten ve üçüncü amel ve gayretten hiçbir vakit ayrılmamak yolu nasihat ve vaaz ederek en sevdiği bir atını eğerletip ve özü silahlanıp yola düştü. Gayretli ve namlı Musa şehirden çıktığı ile 40-50 kadar atlı düşman rast gelip "Ey topta dur, sen kim olasın ve nereye gidiyorsun?" demişler. "Adımı düşman bilir, nereye gittiğimi özüm bilirim." diyor. Cenab-ı Musa aslan gibi hücum edip 20 kişiyi katlederek şehit olmuş. Teslim-i şehre ve terk-i saltanata dair Halife Ebu Abdullah ile Ferdinand arasında akdolunan imtiyazname mucibi İslam'ın can ve mal ve din ve mesacit ve medarisine bir türlü mani ve ziyan olmamak ile şeriat ve adetleri üzere idare olunacakları ve istedikleri halde canibi maribe hicret etmeye muhtar oldukları şart ve söz olunup imzalanmış idi. Bu halde Granada'nın İspanyollara teslimi ahaliye beyan olundukta yaşlı ve genç ağlaşıp evlerine kapandılar. Hazreti Halife cümle malını ve eşyasını toplayıp büyük kervan ile şehirden çıktı. Elhamra sarayı boş kaldı. Kapılar açık, bölmeler açık, avlular eşya dolu kaldı. Yaşlı bahçıvan kervana katılmayı "Allah canımı burada alsın" deyip Elhamra'da özüne mahsus dairede namaza durup kandı. Serdar Musa'nın evinde dost ve ona tabi olanlardan kadın ve erkek olarak 140 adam toplanmış idi. Bunların her biri mümkün kadar kitap ve alet-i muhtelife ve eşya alıp merhum Musa'nın nasihatı boyunca gece vakti evi terk edip boşalmış olan Elhamra Sarayı'na vardılar. İşten haberi olan yaşlı bahçıvan bunları karşılayıp yukarıda beyan olunan tünel ile şu dağlar ortası olan Darurrahat'a çıkardı. Gerek eşyayı ve pek çok İslam kitaplarını saraydan alıp yeni vatana taşıdılar. Bu olayla şehirde hiç kimsenin haberi olmadığı gibi sonra şehre girmiş İspanyollar dahi habersiz kaldılar. Bu bir avuç İslam düşmana teslim olmamak için bu mahalle mestureye yani gizli yere geri çekilmekte oldukları halde Halife Ebu Abdullah Kral Ferdinand'ın huzuruna varıp şehrin anahtarlarını teslim etmekteydi. Bundan sonra halife ailesiyle ikametine tayin olunan mahalle yollandı. Yolun yüksek bir mahalline çıktıkta Cenab-ı Ebu Abdullah Hazretleri dönüp Granada'ya bakmış. İspanyol askeri gruplar halinde şehre girmekteymiş. Bu halde gönlü kabarıp hönkürerek ağlamış. Yanında bulunan anası "Ağla, ağla gözlerin çıkınca ağla. Ağlama kadınların işidir. Hükümet ve devletini hıfzedemeyen, koruyamayan padişahın kadın gibi ağlaması gerektir" demiş. Teslimin ikinci günü Kastilya hükümdarı Ferdinand ve kadını Isabella Elhamra Sarayı'na girip bugün mevcut olan saltanat bölmesine tahta oturup Rical ve Muteberan-ı İslam'da yani Müslüman devlet adamları ve itibarlı kimselerden gelenleri kabul etmişler. Dağlar arası Darurrahat adı verdiğimiz mahalle Cemiyet-i İslamiyesi yani İslam toplumu merhum ve mağfur Baba Seyyid Musa'nın taalluka ve dostlarından hasıl olmuş bir halktır. Endülüs'ü tamam istila edip güç ve kuvvet aldıktan sonra İspanyollar ehli İslam'a aman ve merhamet etmeyip duçar-ı zubb edeceklerini bilip bizleri bu muhalli selamete, bu güvenli yere çıkarmaya sebep olmuştur. Vakıa Endülüs ülkesi hüküm ve idarelerine alınıp nüfus ve kuvvet-i İslamiye kesindiği ile İspanyollar anlaşmalarını yırtıp atıp binbir türlü cebir ve gaddara tutulmuşlar. Zorbalık ve gaddarlık etmeye başlamışlar. Camilerde namaz ve ezan okutmayıp, mekteplerde tahsil ve terbiyeyi yasaklayıp, vakıfları hazineye alıp, ya öz ruhanesine kendi din adamlarına teslim edip, İslam'ın elini kanadını kesmeye başlamışlar. Azıcık kabahat için ya suizan ile evladı İslam'ın cümle malını tutup alıp, özünü ve balaçakasını, yani kendisini ve çoluk çocuğunu esir ederler idi. Bu halde Endülüs'ün bir başından bir başına kadar figan ve feryat kokmuş idi. Ehli İslam'ın gözyaşına Yahudilerin dahi gözyaşı katılmış idi. Çünkü bunlara dahi zulüm olunuyor idi. Şükrolacak bir hal ver ise o da Diyar-ı Mağribe yani Kuzeybatı Afrika ülkelerine hicret etmeye
göçe ruhsat verilmiş olmasıydı. Şöyle ki yüz binler ile İslam, binlerce Yahudiler üryan püryan, çırılçıplak yurtlarını ve varlığını terk edip ata ve ecdadın yatakları olan kabirleri, mezarları düşmana emanet edip giderler idi. Mamur Endülüs az vakitte harap ve zevalini buldu. Büyük beldeler boşaldı. Köyler, bağlar, bahçeler viran, çeşmelerin suları kurumuş oldu. Maişet-i mamure ve mesuliyet kıtayı terk edip taassuf ve nadanlık kemalen meydan aldı. Yani bayıldır hayat tarzı ve mutluluk ülkeyi terk edip bağnazlık ve cehalet oldukça yaygınlaştı. Adil kadılar yerini gaddar engizisyon hakimlerine bıraktı. En hasıl gün battı, gece oldu ve ancak ulum ve adalet semeratının muzafferiyeti olarak 300 sene sonra kıtayı Endülüs gün görmeye başladı. Hazırda sair memaliki efrenciyede, yani diğer Frenk memleketlerinde olduğu gibi İspanyol arasında dahi adil ve insaf ve ziyai ulum, yani bilimlerin ışığında adalet ve insaf hayli intişar edip oldukça yayılıp evvelki zulüm ve karanlıkları bir külliye def oldu. İslamiyet hissiyatı intişar olundu. Cümle insanlar İslam olmuş, Yahudi olmuş, hep Hak Teâlâ'nın kulları oldukları fehm olundu. Bu şimdi ama Endülüs'ün istilası zamanında, yani bundan 6 asır önce Frenkler vahşi derecede idiler. Elhamdülillah işitiyoruz. Şimdiki zamanda milletler birbirine galip gelseler mağlup olanı kaybetmiyorlar, ortadan kaldırmıyorlar. Galip ve mağlup bir nizam, bir hukuk ile bir derece aynı seviyede idare olunuyorlar. Adalet ve insafı ziyade ilerletip esir tutmak adetini dahi terk etmişler. Ama eski kılık ve yolsuzlukları ve nefsaniyetleri, yani bencillikleri tamamen kaybolmamış. Bazı zuhur ettiği gene görülüyor. Her neyse, takdir-i hüda, Cenab-ı Hakk'a bin bir şükürler olsun ki sahi-i Hazreti Musa'da iş bu mestur, gizli ve bilinmeyen mekana çekilip atalarımız zulüm ıstırabından halas olmuşlar, kurtulmuşlardır. Canlarına rahmetler olsun. Bunların gayret ve sayf semeresi ile vatanımız olan dağlar arası bizlere dünyada bir cennet olup mesut ve bahtiyarane ömür ve gün geçiriyoruz, diyor ay yüzlü bülbül sesli Feride Banu, elini kaldırıp başını eğip hikayesi tamam olduğunu beyan etti. İş bu cemiyet-i İslamiye'nin tarih ve ahvalinden ziyadesiyle hayran olup bunun hali hazırasına, yani şimdiki durumuna ve ileri zamanlar hakkında ümit ve muratlarına aşina olmak hevesiyle hürmetli Şeyh Celal Efendi'ye, ya Şeyh, Darül Rahat toplumu şanlı şerefli Endülüs İslamı'nın evlad-ı numuneleri, yani örnek çocukları olduğunu anladın. Ne acayip hallerdir. Sizleri hiç kim bilmiyor. Sizler ise dünyamızın her halinden haberdarsınız. Aklımın almadığı şudur ki, taassup ve gaddarlık ve muharebat-ı mezhebiye, yani vebazlık, acımasızlık ve din savaşları bahanesiyle milletler birbirini kanlara boğup ateşlere yaktığı zamanlar geçtiği halde dünyamıza çıkıp, yani memaliki efrenciye ve İslamiye, yani Avrupa ve İslam ülkeleri ile bir türlü muhabere ve münasebet açmayıp mestur koyuyorsunuz, saklı bırakıyorsunuz. Bu dağ arasında olduğunuz bilinir ise sizlere bu zamanda hiçbir türlü cebir ve zor olmayacağı malumdur. Beraber Fransa yurdunda bulundu. Usul ve hareket-i adilanelerini görmüşsünüzdür. Zamanımızı anlamışsınızdır. Evet oğlum, zamanımız ve Avrupa'yı yakşı biliriz. Çok dolaştım, çok gördüm. Coğrafya ve seyahatnameler sayesinde hepimiz Avrupa ne olduğunu biliriz. Lakin açıkçası vatanımızdan çıkıp nice yüzyıllardan beri bu dağlar arasında kaldığımızı bildirmeye ve diğer kavimler ile karışmayı istemiyoruz ve hakkımız da yoktur. Çünkü sebebi rahat ve saadetimiz olan Baba Musa el-Gazani Sene-i Hicriye 1500, miladi 2075 olmadıkça bu mekandan çıkmamayı vasiyet buyurmuştur. Bunun emir ve vasiyeti bizlerce nizam ve muhteremdir. Acayip, vasiyetnamesinde ne buyurmuş? Sene 1500'ünü niçin tayin etmiş? Hak rızası için beyan buyur. Bunu bilen yoktur. Vasiyetname sene 1500'de miladi 2075'te açılıp okunacağı
ve şu vakte kadar dar-ı rahattan çıkmayacağımız kağıt üstünde beyan olunmuştur. Ama içinde ne buyurmuş hiç kim bilmiyor. Çünkü vasiyetname-i mergube, yani rağbet edilen bu vasiyetname 40 mühürlü olarak 40 kilit altındadır ki anahtar ve açkıları 40 imama emanettir. Tarih ve ahvalinden hayran olduğum bu cemiyet-i İslamiye bir kat daha dikkatime girip "Ya Rab ne acayip haller" dedi. Vasiyetnameyi korumakta olan 40 imam nasıl adamlardır? Bizim ülke 40 köy ve toplum ve bir beldeden ibarettir. Her cemaatin bir imamı olup her birinde bir anahtar ve mühür vardır, diyor Şeyh Celal Efendi cevap verdi. Ülkenin sahibi ya ki emiri var mı ve kimdir? Evet, emirimiz Cenab-ı Ali'dir. Baba Musa'nın silsilesindendir. İdari-i ülkenin, yani ülkenin yönetimi, hukuk ve nizamat usulü, kanunları neye dayanmaktadır? Şer-i şerif ile aklı salim ve ittifak-ı umumiyeye memledir. Yani sağlam akıl ve toplumun genel kabulüne dayanmaktadır. Daha genç vakit değil ise de güneş dağın üstüne gelip arkasına bakmaya hazır idi. Dar-ı Rahat dört taraftan ulu yüksek dağlar arasında olduğunda ikindi vakti ya ki akşama iki saat kalır vakitte güneş görünmez olup acayip ülke gölgede kalır. Yer altından gerçekleşmiş yolculukta hayli rahatlanıp akşam karanlığı düşmeden önce şehre yetişmek için bir mahalde çıkıp yola düştük. Hepimiz dışarı çıktıktan sonra rahatlandığımız hanenin kapıları kilitlendi. Meskun hane, karakol merkezi ve yer altı yolunun başı imiş. Karakol haneden çıktığımız ile gayet güzel ve yaraşıklı Togay ve Çoğ, güzel çimenlik ve yol içine düştük. Refikalarımız, yani yol arkadaşlarımız olan kızlar konuşup, sözleşip, birbirini geçip ileride görülen köye doğru yürüdüler. Bunların peşinden Şeyh Celal ve bendeniz güç bela ile yetişiyor idik. Meskun köye yetiştiğimizde bunun usulü binası, yani yapım tarzı görünmemiş bir şey olduğunu gördüm. Büyük kavman gibi yuvarlak bir meydan, öğütülmüş, ezilmiş bir ecza bir madde ile döşenmiş. Toz, balçık ve çöplüğün cismi ve namı yok gibi. Meydanın ortasında büyük taş cami, bunun bir etrafında medresehane ve ikinci tarafında meclis ve divanhane, yani mahkeme var. Caminin etrafı oldukça yaşlı hurma ağaçlarıyla ve meydanın etrafı töstek gölnek kuşaklanmış, yüz yuvarlak kuşatılmış gibi bağ ve bahçeler ile çevrilmiş idi. İş bu bahçeler içinde bir bir haneler ve evler bina olunmuş, biri birinden ve camiden cümlesi hepsi bir karar mesafedeydi. Anlaşıldığına göre her biri hesap ve ölçü nizam boyunca yapılmış, hepsi taştan ve hoş güzel şekilde olarak bahçeler içinde meydana ve cami-i şerife doğru bakıp duruyorlardı. Köye nazar ve dikkat ettiğimde en ziyade taaccübe gelen şu oldu ki, camiden başka cümle binalar bizlerde olmadığı gibi yer içinden ya ki tamam yer üstünden başlanmayıp bir arşın kadar yeryüzünden yüksek taş kemerler üzerine bina olunmuşlar. Şöyle ki evler hep havada açıkta duruyorlar. Bu garip halden ötürü Şeyh Celal'den sual ettiğimde, evet oğul, maişet-i ruhani ve maneviyemiz, yani manevi yaşamımız, kelamullah, Allah'ın sözleri ve şer-i şerif üzere bina olunması lazım olduğu gibi, maişet ve ahval-i dünyeviyemiz, yani dünyadaki hayatımız ve yaşam tarzımız dahi tabiat-ı eşyaya muvafık, tabiat kavramlarına uygun olması gerekir. Tabiat-ı eşyada insan için zarar ve fayda mevcuttur. Bunları bile birinden kaçıp ikincisini istimal vacip derecededir. Yer altında ve bahusus bizim ülke gibi togaylık ve su çok mahallerde, yani çimenlik ve suyun çok olduğu yerlerde nem ve rutubet ziyade olur ve yer içinde çürümekte ya ki bir halden ikinci hale tahvil eden nebati ve madeni eşyadan hasıl olan ruhların, yani ortaya çıkan gazların ekserisi insan için anavu ve zehir makamında olun hayli ağır ve hastalığa sebep olurlar. Bundan dolayı sizin ülkelerde olduğu gibi ev ve binayı yer içinden başlayıp koymayız. Taş, direk ve kemerler üstüne bina ederiz ki evin altı açık olur, hava rahat hareket eder, hem yer altından nem ve rutubet ve zehirli gazlar havaya girip hanemiz içine dahil olmaz.
Cenab-ı Şeyh'in bu sözlerine ziyade şaştığım halde, ey oğul, hicretimiz vaktinde ülkemiz sazlık, bataklık ve sasık havalı, kötü kokulu bir mahal imiş. Muhacirler üzülmez, yani göçmenler sonu gelmez ve kesilmez hastalıklara ve nahoşluklara müptela ve dulçar olup büyük zahmetler çekmişler. Ulemamız ve hükemamız, yani alimlerimiz ve bilgelerimiz bu durumları meyzan-ı dikkat ve tecrübeye alıp sırhaf ve nahoşluğun bu müzmin hastalığın sebeplerini anlayıp çaresini dahi keşfetmişler. Arklar açıp suları akıtıp sazlık ve bataklıkları kurutmuşlar. Su boyunca kamış vesaire çürümüş nesneleri yok edip içmek için dağlardan su getirip çeşmeler bina etmişler. Hava ve su temizlendiği ile ahali kesb-i afiyet, yani sağlığına kavuşup rahat olmuş. Hazırda der-i rahatta hastalık yok derecede azdır. Bilirim, hayran oluyorsun. Bu nasıl şeyler diye taaccüp ediyorsun. Ama oğlum, ayıp etme. Dürüst söz ile sana nadansın, yani cahilsin demekten gayrı çarem yok. Pek çok şeylerden haberin yok. Sonra Allah bilirsin. Cenab-ı Hakk'ın cümle hikmetleri nihayetsiz uludur, sonsuz derecede büyüktür. Lakin en ulu hikmeti belki insana verdiği akıldır. Kuvve-i akliye, yani akıl gücü ile deryalar yengil, yani kolayca geçilip yer dibinden mahfuz mestur olan nesneler keşf ve ihraç olunduğu, yani keşfedilip yer altından dışarı çıkarıldığı gibi, bu kuvve-i mukaddese, bu kutsal güç pek çok dert ve hastalığa ilaç ve derman bulmaktadır. Böyle ise de murat hüdanındır, insan ancak bir vasıtadır. Herhalde malumat ve kemalat ile bilgi ve uzmanlıkla güçlendirilmiş akıl, insan için çeşme-i baht ve saadettir, yani mutluluk ve şans kaynağıdır. Cümlemiz meydan içinde olan meclis ve adliye binasına vardık. Endülüs usulü ile bina olunmuş gayet yakışıklı, güzel ve 3-5 bölmelik bir haneydi. İki bölmesi büyük ve birbirinden cam duvar ile ayrılmış ve hoş döşemeli idi. Birinde biz oturduk, ikincisine kızlar çekildiler. Şu aralar köyün yaşlı ve pir imamı ile ezancı efendiler teşrif buyurdular. Bundan daha millet ve akvam-ı sahirede, yani diğer milletlerden insan görmemiş adam olduklarında bana ziyade dikkat ederler idi. Lakin sahibi terbiye, yani çok terbiyeli olduklarından taaccüp ve dikkatlerini setretmeye, gizlemeye gayret ederler idi. Şeyh Celal Efendi, Elhamra Sarayı'nda tesadüf ve rast gelişi ifade edip, yolu görmüş adamı hariçte taşlat, yani dışarıda bırakıp gelmekten ise beraber alıp gelmek daha iyi olduğunu ve Paris'te Bendeniz ile görüştüğünü ve ehli İslam'da Müslüman olduğumu beyan etti. Köyün İmam Efendisi ile hoşbeş, hatır soruştuktan sonra Taşkent, Buhara ve Türkistan ahvalından sual buyurdu. Buhara ülkesi ulum ile müşerref bir ülke ve ulema bahçesi olduğunu rivayet ediyorlar. Acaba medreseleri men ile tertipte ve fünunun cem'i tahsil olunuyor mu? Yani bütün ilimler medreselerde okutuluyor mu? Buhara'nın ve Türkistan umur ve usulü tedrisiyesi hususunda her ne bilir ilim ise beyan ettim. Bu halde yaşlı imam başını sallayıp dedi. Sizin diyarlarda tabip, kimyager, mimar ve mühendise gerek olmuyor mu? Sizin hanlar ve hükümetler, idari-i mülk, yani ülkenin yönetimi ve devlet için umurlu idareye, yani yönetim işlerine, fünun-u maliyeye, mahir memurlara ve törelere hacet görmüyorlar mı? Senin sözüne göre medreselerde ulûl-u diniyeden, yani dini ilimlerden başka bir fen tahsil olunmayıp, tıp, hendese, kimya, hikmet-i tabiye, ilm-i servet ve gayri gibi, bunun gibi fünunda ders olunmayıp, ehl-i ruhaniden mağda, din adamlarından başka, erkan-ı mülk ve millet, yani milletin ve memleketin ileri gelenleri yetişmiyor, böyle mi dedi? Evet efendim, din ve şeriattan başka fen ve ulum tahsil olunmuyor. Hüdaya şükürler olsun, dini ilimlerden mahrum kalmamışsınız. Lakin, fünun-u mütenevvi'a,
yani çeşitli fen bilimleri ve kemalattan bir behre olup, bilgi ve ahlak güzelliğinden nasipsiz olup, dünyada nasıl idare ve geçiminizi temin ediyorsunuz? Acayip hay. Hükümetleriniz nasıl idare, nasıl muhafaza olunurlar? Ulum mu mütenevviya tahsili, fünun ve kemalat, bilim ve uzmanlıklar niçin terk olunmuş? Eski İslamlarda buna büyük gayret var idi. Kemalat ve fünunun fesada bâis, yani bilgi ve ahlak güzelliğinin fen bilimlerinin bozgunluğa sebep olduğu rivayet olunuyor efendim. Ne acınacı hal, ne korkunç gaflettir bu, dedi yaşlı imam. Yahu oğlum, gözü bağlı kişi yürür mü? Toprağı bilmez, saban ekersiz, suyu bilmez, su içersiz, dünyayı bilmez, ömür ve gün edersiz. Vah ne yazık, vah ne gaflet. Cenab-ı Hak sizi ıslah eylesin. Bu halinizden ziyade mükedder olduk, halinize oldukça üzüldüm. Sıradan kişileri bilmesin, ricali kibar ve törezadeler de, yani yüksek sınıftan ileri gelenler ve soylular da bilmemişler mi ki, fende feraizin gerek mahalli, miras hukukunun gerekli olduğu yer vardır. Ama ilmi feraiz ile asker göçürmek, dar-ı deva tertip etmek, yani askerleri sevk etmek, ilaç yapmak mümkün değildir. Mülk idare etmek için daha başka fünun ve kemalata, yani başka bilimlere ve uzmanlık bilgilerine gerek vardır. İlim var dil için, ilim var gül için, ilim var ruh için, ilim var beden için. Vah oğlum, zamanımızda Müslümanlar mertebe-i urladaki gibi değilmişler. Bizim ülkede görecek hali böyle değildir. Dar-ı vahatta göreceğim maişet ve terakki Avrupa'nın fevkinde ve ilerisinde olacaktır zannederim diye cevapladığımda, sana ağırlık gelmesin oğlum. İnşallah zamanı gelir, Türkistanlılar dahi fünun ve kemalat aşinası olup tariki terakkiye biner, yani ilerleme yoluna girerler. Gaflet ne kadar büyük ve zor ise de gelip geçer bir haldir. Tahsili kemalat, yani yüksek ilimler olmasa da sizlerde tahsili ula, yani ilk öğretim okumak yazmak umumidir. Çünkü ulumun birinci basamağı okumak ve yazmaktır. Hayır efendim, ahalinin belki yarısı okumak bilir. Yazı bilen ancak %10 kişi bulunur. Böyle şey olur mu, yanlış mı dedin ey oğul? Hayır efendim, halimiz budur. Böyle ise gayet harap imişsiniz. İse icrasında uygulanmasındaki bu kusur nedendir? Buna beni bu perişan hallerine yazıklandım, acıdım, esef ettim diye İmam Efendi elimden tutup, gel oğlum sana bizim kariyenin, bizim köyün Sibyan Mektebi'ne ilkokulunu göstereyim. Teklifiyle beni bölmeden alıp çıktı. Cami-i Şerif'in ön tarafında büyük ve ziynetli bir taş binaya vardı. Bu mekteptir dedi. İçeri girdik. Büyük büyük bölmeler, odalar var idi. Birinde kütüphane ve toprak işleri ve sanat için gerek olan her türlü alet mevcut idi. 8'den 12 yaşına kadar ne kadar sibiyan çocuk var ise hepsi mektebe gelir, er ve kız balalar ayrı okurlar. İlk öğretim 4 senedir. Er balalar bu mektepte okumak, hesap, ziraat bilimi ve buna dair kısmı kimya, fizik ve kimya konuları okurlar. Kariyerlik ve maişet, yani köy hayatı ve yaşam için gerekli olan müner ve sanatları talip ederler, uygulamalı olarak öğrenirler. Kızlar ise okuyup yazmak, sonra fenle idare-i beytiye, ev yönetimi bilgisi, dikiş, nakış ve analık için gerek miktarda ilmi tıp ve ilmi sıhhat tahsil ederler. Yani tıp ve sağlık bilgileri öğrenir. İmam Efendi bunları beyan ederken Şeyh Celal Efendi girip gelip makine gelmekte olduğunu ve şehre gitmeye vakit olduğunu haber verdi. Mektepten çıkıp meclishane yanına vardık. Refikatımız olan kızlar da başlarını örtüp yola hazırlanmışlar idi. Ben daha dikkate almamış idim. Meğer meydan içinde Avrupa demir yollarında olduğu gibi demir hatlar çizilmiş. Lakin başka bir biçimdeydi. Bir de baktık ki arabalar geliyor. Lakin Frankistan'da olduğu gibi ateşli, tütünlü, duman çıkaran araba yok idi. Arabalar özleri gürüldep keneler. Kendileri gürüldeyip geliyorlar. Ne at var ne ateş. İmadet şehrine yollandı. Ateşsiz, açsız demir yol ile Dar-ı Rahat'ın merkez şehri olan Dar-ı Saadet'e doğru uçuyor idik.
Yolumuz bağlar ve bahçeler içinden olup beyan ettiğim köy gibi iki köy daha geçtik. Darüssaadet'e yetişip vagzala düştüğümüzde, yani tren garında indiğimizde, tamam akşam olup minarelerde müezzinler Ezan-ı Muhammediye çağırmaktaydılar. Vagzal, yani demir yol mevkii, Endülüs usulü hafifliği kadar güzel ve hoş, güzelliği kadar mükemmel taş bina idi. Vagzal şehir içinde olduğundan mı başka sebepten mi bilmem, Avrupa'da gördüğümüz gibi burada araba ve faytonlar yok idi. Herkesin gideceği yere yürüyerek gitmesi lazım olduğu anlaşıldı. Refikalarımız olan kızları, ataları ya da ağaları karşılayıp, yani babaları ya da ağabeyleri karşılamaya geldi de gördüklerini ve Kızlar Kulesi'nden Granada'ya baktıkta aldıkları hissiyattan bunlara haber verip, Türkistan'dan seyyaha rast getirip, beraberce alıp geldiklerini beyan etmeleriyle insanlar bendenize selam verip iltifat kıldılar. Her ne kadar cümlesi setretmeye murat etmiş iseler de taaccüp ettikleri malumum idi. Sonra kızlar bendeniz ile bir vedalaşıp tekrar görüşmek arzusunda olduklarını nazikane ifade edip yerlerine yollandılar. Şeyh Celal dahi buyurun oğul deyip beni şehre alıp gitti. Yürüdüğümüz yolun 40 adım genişliğinde olup beton ya da asfalt benzeri bir şey ile tandır gibi döşenmiş idi. Yol içinde bir taş, bir çöp, bir pislik yok idi. Yolun iki tarafında selvi ağaçları ve 6-7 arşın genişliğinde geniş kaldırımlar var idi ki ufak ve renkli taşlar ile nakışlanmışlardı. Kaldırımlar boyunca hoş örnek demir parmaklıklar ve bunların arkasında gül bahçeler içinde evler ve haneler görünüyordu. Şaşkın taaccüplenip gidiyordum. Gerçekten bu şehrini Avrupa'da gördüğüm dağlar gibi binaları olan şehirlere ve ne Türkistan'da bildiğim yarım yamalak eski muskü binalı şehirlere benziyordu. Bambaşka bir şeydi. Böylece bir karar, aynı biçimde temiz ve yakışıklı, yani güzel bir iki yollardan geçip pazar meydanına çıktık. Bunda mevki misafirhanede ülkeye misafir olmak üzere geliyordu. Karanlık olmaya başladı. Şehrin kanun ve usulüne göre yollarda fener görmeyip "Şehrinizde fenerler yanmıyor mu?" deyip Şeyh Celal'den sorduğumda "Evet, Avrupa tarzı fenerler yanmıyor oğlum. Ama şehir karanlıkta kalmaz, görürsün." dedi. Pazar meydanının bir tarafından misafirhaneye, yani otele yetiştik. Gayet süslü ve döşemeli iki bölme gösterip ve "Rahat ol oğlum" deyip Şeyh Celal Kadı Efendi'ye gitti. Benim hikayeme bildirip Darurrahat'a nasıl düştüğümü resmen ifade etmek gerek imiş. Yalnız kaldığım halde fikir ve kaygıya daldım. Gerçi bu alim ve ziyalı İslamlarından bir türlü zor ve zulüm olmayacağımı bilir isem de ahırı ne olacağını ve neler göreceğimi bilmeyip rahatsız oluyor idim. Kimlenip karanlıkça bölmede durduğum halde gözlerime şiddetli bir ziya geldi. Bölme, yani oda, öz özüne, yani kendi kendine aydınlandı. Baktım ki tavalda asılmış bir kandil yanmaya başladı. Ama içinde ne çırağı var idi ne may. Bölmenin penceresinden şehre ve meydana göz attığımda gördüm ki bütün şehir güneş ziyasından lengilce, güneş ışığında hafifçe ve ay ziyasından keskince bir ziya ile münevver olmuş, aydınlanmıştı. Ne acayip! Sonra anladım ki şehir ve ülke karanlık gecelerde elektrik ile tenvir olunuyor imiş. Ya ilim ya akıl, sayenizde neler olmaz. Halimi fikredip hayli mazmurlanmış, kederlenmiş isem de İslamların yüksek seviyede olan medeniyetlerinin bu eseriyle ferahlanıp maişetleri, yaşantıları Avrupa'dan ileri olduğunu ve biz Türkistanların ne çok geride kaldığımızı anladım. Ben gördüm, naklediyorum. Sizler belki inanmıyorsunuz. Ama bu diyarın ehli İslam'a bu ulu derece hüner ve rahata kani olmayı, bu rahat ile yetinmeyip daha ileri varmaya gayret ediyorlar. Bizlere nispeten ne kadar tefahüt, ne büyük fark bu. Yarım saat olur olmaz Şeyh Celal Efendi geri dönüp gelip yanıma rehber nasıl bulunduğunu ve sabah erte, yani erkende uzun bir kadiye varacağımızı beyan etti. Sonra hizmetçiye her ihtiyacım için hazır bulunmasını emredip öz evine gitti.
Darüssaadet'te oğlu ve kızı var imiş. Bulunduğum bölmeden çıkmadan Aldente elektrikçiye ile hizmetçiyi çağırmaya ya ki çağırmayıp muradımı ifade etmeye diye mümkün idi. Bu nasıl alet deseniz açıklamaktan acizim ve beyan edebilsem dahi hikmete aşina olmayan belki hiç anlamayacak bir şeydir. Her nasıl ise çağırmaya hacet kalmayıp hizmetçi akşamlık aşlar, yemekler ve sonra şerbetler ve meyveler getirip buyurmamı teklif etti. Biraz çorba ve kazan kızartması ve pilav yiyip çekildim. Yine başıma türlü türlü fikirler gelip, gah Taşkent, gah Paris ve Fransa gözüm önüne gelip başımın yazıları ile yani kaderimle meşgul kaldım. Sabah erte durup erkenden kalkıp bölmemin penceresinden baktıkta pazar meydanına ve meydanda olan halkları temaşa ettim. Bunlar hep Araplar idi. Aralarına karışıp görüşüp anlaşmak istiyor idiysem de Şef Celal Efendi'yi bekleyip ve daha insanlar ile tanış bir iş olmadığımda bölmeden yani odadan çıkmayı münasip görmedim. Bahsus ki özellikle de Şef Celal ile Kadı Efendi'ye varmak gerek idi. Kadıdan ne işleyeceğim acaba? Pazar yeri temiz, tandır gibi döşenmiş, dört köşe bir meydan idi. Etrafı birer kat olarak büyük ve güzel binalar ile çevrilmiş idi. Kervansaray karşısında pazar mescidi olup, yüksek ve nazik minare-i şerifi selvi gibi gökyüzüne köterilip, en yükselip, manevi bekçi ve karakol gibi duruyor idi. Sabahlık çay ya kahve yerine kervansaray hizmetçisi ekmek, yağ ve süt getirdi. Meğer bu ülkede çay ve kahve yok imiş. Keza içki ve müskürattan yani alkollü içeceklerden dahi bir türlüsü bulunmuyor imiş. Sabahlık aşımı aşamakta yani yemeğimi yemekte olduğum halde Şeyh Celal Efendi geldi. Elinde büyük bir kap olup içinde temiz kölmekler, gömlekler ve giyimler var idi. Bunları sana getirdim oğlum dedi. Gerçekten pek münasip hediyeydi çünkü üstümdeki kölmekten ve frenk giyiminden mağda bütün başka şeylerim Granada'da kalmış idi. Teşekkür ederim Şeyh Baba, ziyade dikkatli ve merhametlisiniz dedi. Bunları Kadir Efendi selam buyurdu. Cümlemize misafirsin, inşallah rahat edersin. Ümitsizden tahmin edilmeyecek bir tarzda bizim diyara düştüğünüz ve beraberinizde lazım eşya olmadığı malumdur. Ne büyük insaf bu. Maşallah bizim ülkelerde olmuş, Frangistan'da olmuş, garip diyara böyle dikkat hiç olunmuyor. Darüraad'ın her haline şaşıyorum. Ülkenin yolunda acayipten bu bölmenin ve içinde gördüğüm kandilde garayipten akşam özü yanar, sabah oldukta özü söner. Artık Şeyh Baba bu gördüğüm şeylerden aklım şaşmaz ise yakşı olur idi. İnşallah bir şey olmaz oğlum. Her ne kadar bizim ülkede daha çok şeyler görürsün. Kadir Efendi'ye varmak gerek. Eğer ister isen kervansarayda hamam vardır. Var giyimleri giyin de sonra gideriz. Kemal-i hoşnudu ile büyük bir memnuniyetle hava gittin. Şef Celal bölmede kaldı. Mermer taştan yasanmış, yapılmış hamamda yakşı cuvunup, iyice yıkanıp temizlenip ve ülkenin adetince kokulu sular ve maylar, kremler ile silinip giyinip çıktım. Bu halde yerli İslamlara benzedim. Pazara çıksam da bilmeyen kim olduğumu bilmez idi. Yarım saat kadar bölmemde rahatlandıktan sonra Şeyh Celal ile Kadı Efendi'ye yollandık. Kervansaraydan doğru pazara çıktık. Dükkanların ekserisi aşılacak nerse, gıda maddeleri ile ve bir iki dükkan kızıl mal yani altın eşya ve ziynet eşyası ile satış yapıyorlardı. Akçaların tökerlek tökerlek, paraları yuvarlak, kızıl deriden yapılmış idi. Akçaların üstünde ülkenin mühürü ve üç hazinedarın imzası var idi. Akçalar üç cins olup bir dinar, yarım dinar ve çeyrek dinar itibar olunur idi. Darüraad İslamlarının gayri bir ülke ile bir türlü bir alışverişi olmadığından ötürü ticaretleri için bu deri akçalar kafi oluyor imiş. Pazar meydanından çıkıp Tarık İbn Ziyad adlı yola ve caddeye indik. Endülüs'e iptida, ayak basıp fethine mübaşeret eden Zat-ı Ali bu adlı olduğunda yadigar olarak caddeyi bunun adıyla müşerref etmişler. Bu yolun bir başı pazar meydanında olduğu gibi ikinci başı Abdurrahman-ı Salis meydanında idi.
Endülüs'ün en meşhur halifesinin adıdır. Meydan onun namına yadigar olmuş. İşte bu meydanın etrafında olan büyük binalardan birinin önüne vardık. Mermer taştan nakış ile işlenmiş kapısı üstünde altın yazı ve hat-ı kufi ile Bab-ül Hukuk ibaresi var idi. Meğer bu yer mahkeme ve kadıhane imiş. İçeri girdik. Bilmem neden korkuyor idim. Divanhaneden yüksek minder üstünde kadı efendi ve bunun önünde katip efendi ve kapıda hizmetçi duruyor idi. Bizler huzurda. Efendim, Elhamra'da rast gelmiş Molla Abbas Türkistanı bu adamdır deyip şey beni gösterdi. Hoş geldiniz misafir. Cenab-ı Hak rahatlık versin deyip kadı efendi bizleri oturmaya davet kıldı. Karşısında oturduk. Sonra kadı dedi. Daha bir rahatta oturup alışıncaya kadar bizlere misafirsiniz. İnşallah rahat olursunuz. Lakin size atalık, vasi tayin olunmuş Şeyhçiler Efendi'nin ifadatına, söylediklerini ve tavsiyelerine dikkat buyurmalısınız. Size karındaşlık hem atalık eder. Lakin açık taaccüp etmeyi rağbet göstermelisiniz ki ahalimiz size taaccüplenmesin. Ey Türkistani, sizden bazı suallerim var. Ümit varım ki cevabınız hakikat olacaktır. Dikkat buyurun. Ülkemizce en büyük kabahat ve cinayet yalan söylemektir. Cezası dahi pek ağırdır. Yalancı hapis olunuyor ama hapishane açık durur. Etrafında 1000 kişi olsa da sözleşmeye 1 kişi bulunmaz. Kadı efendi tatlı tatlı söylüyor ise de bilmem neden saçlarım dimdik durdu, içime korku düştü. Sual edin efendim, bildiğin var ise tabak söylerim dedi. Kaysi dindesiniz, hangi dindensiniz dedi. Katip yazmaya hazırlandı. Elhamdülillah Müslümanım dedi. Kaç yaşındasınız? 27. Ne yerlisiz? Şehri Taşkentli. Atanız, yani babanız var mı? Merkumdur. Taşkent'ten ne vakit çıktınız? 2 sene oldu. Taşkent'te biliş ve tanış kişileriniz var mı? Adları nedir? Celaleddin İbn Taceddin, Ahmet İbn Ali, Muhsin İbn Latif, Şerifcan İbn Ahutcan, Muhammed Muhyiddin Hoca, Molla Allam Yolçupay, Şerif Hocam. Yeter, bunlar sizi biliyorlar mı? Bilseler gerek diye cevapladığında Kadı Hazretleri katibe dönüp, Taşkent'e varıp gelenlerden sual olunsun dedi. Bu emri katip yazıp koydu. Haf ve korkum daha ziyade oldu. Katip efendi bana çevrilip, siz nerede ilim tahsil kıldınız dedi. Taşkent'te medresede 12 sene ders baktım dedi. Nice fen tahsil ettiniz? Arabi, Farsi, Salf, Nakif, Beyan, Bedi, Lügat, Mantık ve Tefsir. Daha başka ne okudunuz? Artık okuduğum yok. Başka bir şey okumadı. Bizim medreselerde Ulum-u Edebiye ve Şer'iyye'de Ma'da, yani edebiyat ve din bilimlerinden başka fen tedris olunmuyor. Acayip. 12 yıl tahsilde kalıp hesap, hendese, hikmet-i tabiye, fizik, kimya, tarih ve buna benzer ilimler görmediniz mi? Hayır efendim, görmedim. Belki ulûm-ü sinaiyeden, sanayi bilimlerinden, tıp, mühendislik, kimya ve mimarlık tahsil etmişsinizdir. Hayır efendim, ancak Fransız ülkesinde bir nice fenomda dersler aldım. Fransızlarda mı tahsil ettiniz? Muhtasar Tarihi Umumi, Fenni Cihanname, yani coğrafya, ilmi hayvanat, zooloji, hikmet, fizik ve bir miktar hesap ve ilmi sıfat dersleri aldım. Sizin kim terbiye etti? 10 yaşıma gelinceye kadar merhume anam elinde idi, sonra medreseye düştü. Terbiye ve bildiğim bu yüzdendir efendim. Hoş, peki terbiyeniz neden ibarettir? Hazret, bizim yurdumuzda sıbyana, küçük çocuğa aç verirler, giyim verirler, bazı söverler, bazı horlar ve döverler, bazı okşar ve severler, eğlendirir, nazlandırırlar. Terbiyemiz böyle hasıl olur. Bu cevabıma Kadı Efendi hayran oldu, hep şaşırdı ve benden korkar gibi Şeyh Celal'in gözüne baktı. Bir söz aitmadı, söylemedi ama söylemiş ise mutlak, böyle hayvan gibi vahşi ve yabani insanı bizim ülkeye niçin alıp geldi diye öfke eder idi. Şeyh Celal kadının masraatını anlayıp, efendim, her ne kadar şarküyün ve garbiyun, yani doğdular ve batılar arasında
terbiye namalum derecede ise de Molla Abbas Efendi gayet hoş ahlaklı bir adamdır. Şöyle ki İslamlara ziyanı olmaz zannederim dedi. Bu ifadeden Kadı Efendi hayli teselli ve rahatlık kesbedip, yurdunuzu niçin terk ettiniz? Frangistan'a niçin geldiniz? Türkistaniler Frangistan'ın seyahati ve ziyarete adet etmedikleri malumdur dedi. Frangistan'ın bazı mahallelerinde zamanı İslam'da kalmış evliyalar olduğunu anlayıp bunları ziyarete niyet etmiş idim. Frangistan'da nice zaman kaldınız? 2 sene. Ya Frangistan'da evliyalar çok mudur? Hayır. Lakin Paris şehrine geldiğim halde Fransızlarda pek çok hüner ve fünun, sanat ve bilim olduğunu görüp bir miktar tahsil kılmayı niyet edip 2 sene kaldım. Hoş, Paris'te nasıl oturdunuz? Franklerin usulü maişeti yani yaşam biçimiyle Türkistan maişeti beyninde yani yaşama arasında büyük tefavüt, fark vardır. İltizac edebildiniz mi? Uyum sağlayabildiniz mi? Evet efendim, şükürler olsun. Günler hoş geçti. Olabilir oğlum. Lakin acayip ve garayipten başınıza bir şey vaki olmadı mı? Hakikati söylemelisiniz. Kadının bu sualinde buz buzladı, içi soğuk su dolmuş gibi oldu. Paris'te başıma gelenleri ve Fransız kızına olan muhabbetimi biliyorum nedir? Bir çare Margarita hemen hatırıma geldi. Ama kadı bunları nasıl bilsin? Bilse daha ne ziyan var? Ziyankarlık ettiğim yok. Kimseye bir zarar vermedim. Fransız kızına muhabbet ettim. Aşık oldum. Muhabbet ise gerek Türkistanlılara göre gerekse Avrupalılara göre ahlaka aykırı değildir. Her nasıl ise türlü fikirlere dağılım. Cevap vermiyorsunuz. Ne söyleyeceğinizi mi fikir edersiniz? Dedi kadı. Evet efendim. Paris'te oturduğum vakit Margarita adlı Fransız kızına muhabbet ettim. Lakin hilaf ve ahlak amelde bulunmadım. Bu nasıl oldu sualine cevaben Margarita ile aramızda olan muhabbet vakasını beyan ettim. Bu diyara gelmezden evvel hakkımızda malumatınız var mıydı? Hayır efendim. Nasıl oldu da bu ülkeye düştünüz dedik de başıma gelenlere beyan ettim. Hikayemi dinleyip hoş hüdaya emanet olun. Bu halde münasip bir iş ve kesp peyda edinceye yani bir kazanç yolu buluncaya kadar misafir olursunuz. Şef Celal size atalık ve muallim tayin olunuyor. Her ne gereğinizi ona söylersiniz. Selameti hal için Allah'tan korkar gibi yalandan korkmalı, cehennemden kaçar gibi fena fikirlerden kaçmalı, cennete olan muhabbet gibi insanlara muhabbet etmeli. Bunları din kardeşi gibi nasihat ve meymur-u şer'i suretiyle şeriattan sorumlu bir görevli olarak emrediyorum. Ülkemiz yalan ve haksızlıktan kurtulmuştur. Maişetimiz yani yaşayışımız şark ve garp İslam'ın sureti maişetinden yaşam biçiminden başkaca Frangistan maişetinden alacadır. Daha iyidir. Görüp anlarsız.